Evet, Lig 1'de geçen hafta ne oldu değerli izleyenler? Şimdi ona bir göz atalım. Haftanın sürprizi Reims City deplasmanı 4 gol atarak kazandı. Favoriler 10 maçın 4'ünü kazandı. Ev sahipleri %50 kazanan taraftı. 0-0 biten karşılaşma olmadı. İlk yarı 1,5 gün sadece 2 tane karşılaşma da oldu Fransa'da. Evet, bu hafta Fransa'da özellikle Cayenne Paris Saint Germain maçı var. Özellikle 2 tane oyuncusu yok. Şampiyonlar Ligi maçı var. Cayenne sürpriz yapabilir mi Aykut? O konuda ne dersin? Ya Paris Saint Germain... Paris Saint Germain'e sürpriz yapacak takım Cayenne değil bence. Başka bir takımla oynasa belki verirdim o şansı ama Cayenne'i hiç beğenmiyorum. Fransa'da gollü geçmesini bekledin. Geçen hafta Montpellier Reims vermiştin 2-30 oranla 6 gol oldu, evet, maçta. O gerçekten yani bir tahmin. Fantastik'te bir tane daha maçımız son anda Ankara Gücü Erzurum, evet, son saniyelerde gitti. Doğru. Güzel bir kupon gelecekti ama onun gibi önerilerim var mı izleyicilerimiz veya için? Veya yani yüksek oranlı Valencia'ya, evet, çok fazla en güvendiğim beraberlik maçı dedi. 1-1 bitti o da. İyiydi, evet, bayağı. Benim bu hafta itibariyle Nice-Strasbourg maçında konuk takımın kazanmasını bekliyorum. Nice'in son dönemde performansı çok kötü, hiç beğenmiyorum. Deplasmanda 2.90'lık oranı var Strasbourg'un. Zor bir maç ama ya Strasbourg Paris Saint-Germain'den sonra deplasmanda en çok gol atan takım. Bunu düşünseniz herhalde aklınıza gelmezdi. Mesela Lyon, Lyon varken, işte Saint-Étienne varken, Lille varken Strasbourg, evet, deplasmanda en çok gol atan ikinci takım. Ben Nice'i bu kadar kötü durumda yakalamışken kazanabileceklerini düşünüyorum. Avrupa'da aksine beraberlik ve Nice'in galibiyet oranları düşüyor ama ben burada ters manyele gelmeyin diyorum. Yani burada iki biterse şaşırmam. Monaco'muzdan ne bekliyorsun? Reims Amiens maçında ikisi oynuyorlar bu hafta. Geçen hafta Amiens'i de önermiştim 2.30'luk galibiyetiyle, evet, Nice karşı. Beni mahcup etmediler. Tek golle kazandılar. Reims ama çok formda. Ben, evet, evinde kazanırlar, kesinlikle, diyorum. 1.60'lık oranı var. Gengam Nantes çok güvendiğim alt maçlarından biri. Oranı çok yok zaten. 1.35 banko arayanlara. Ve bir başka 1.35'te Lille Dijon'u ağırlıyor. Yani Lille normalde Dijon'u rahat yener, handikaplı yener. Görelim o zaman Fransa kuponumuzu. Şimdi Fransa kuponu geliyor ekranlarınızda. Lille Dijon 1, Reims Amiens 1 ve Angers Monaco maçı alt. 3.24 Fransa kuponumuzun oranı değerli izleyenler. Fransa'da ilişkin olarak ayrıca Nice-Strasbourg maçını da sevgili Aykut'un hatırlatayım. Marsilya-Saint-Étienne maçı, Saint-Étienne maçı da gollü geçer diye düşünüyorum ben açıkçası. Oranı da 1.65 üstün. Onu da ekleyeyim ve liderler köşemize devam edelim. Paris Saint-Germain maçın tamamında sürpriz yapamayacağını düşündüm ama ilk yarı 1-0 çifte şans oranı çok güzel gözüktü bir lidere karşı. Ve son haftalardaki... Bayağı zorlanıyorlar zaten. Evet, o yüzden biraz da tercih ettim. 1.86 Real Madrid Barcelona üst, Malatya Başakşehir 2-3 gol. Burada senin adına bu öneriyi getirdim Başakşehir. Normal bizim Süper Lig kuponuna koysan niye 2-3 golü gittin oraya şey koydun? Toplam oranımız 4.35 liderler kuponumuzda. Bizi yakmak istiyor ya.